Kuzen'de Bella Hostel diye bir yerde kalıyoruz. Hostelin ortak alanı burası. Yemek, yeme, oturma alanı. Burası resepsiyon. Burada ücretsiz çay, kahve ikramı. Ondan sonucu. Burası mutfağımız. Mutfakta istediğiniz şeyler var. Ne isterseniz. Buzdolabımız var. Buzdolabına malzemelerimizi koyuyoruz. Ondan sonra neydi şu şey, nasıl bizim işte aklıma gelmedi. İşte tabak, çanağımız, kaşıklar vesaire bir sürü şeyimiz var. Şimdi birazdan yemek yapacağız. Kahvaltı edeceğiz daha doğrusu. Üst kata çıkalım. Arabamız da burada. Şu beyaz araba bizim. Yukarı çıkalım bir bakalım. Receptions. Evet, bu da gördüğünüz gibi düne göre 8 kişilik paylaşım oda yerine 3 kişilik odada kaldık. Ranzalarımız var. Tabii istediğimiz gibi özgürüz odada. Tabii odada dağınık ama yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Mutfağımız şey, banyomuz. Tabii 3 kişilik olduğu için özgürce hareket edebildik. Genişçe bir balkonumuz var. Yağmur çiziyor. Evet. Birazdan yola çıkacağız. Behçet hocam şu anda danışmanlık hizmeti veriyor. İbrahim hoca da profesyonel driver'ımız. Yapımcı ve koordinatörümüz ben. Birazdan yola çıkıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Günaydın. Bugün 22 Kasım 2023. Luzern'deyiz. Şu anda sabah hostelimizden çıktık. Hızlıca Luzern'i gezip yolumuza devam edeceğiz. Çünkü çok gezeceğimiz yer var. Şartlar bu şekilde, gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Ama 500 metre sonra dümdüz ilerleyin. Yağmur bizi durduramıyor. Hava da çok soğuk değil. Kaç derece ve 5 derece? 5 derece ama üşümüyoruz yani. Besmelerimizi çektik, duamızı yaptık. Evet. Bunu yapıyor muyuz? Aynen. Ondan sonra işte şimdi birazdan 2 kilometre sonra göreceğimiz bir anıt var. Oraya doğru gidiyoruz. Birkaç görüntü alacağız. Daha önce ben 2008 yılında zaten buraya gelmiştim. Arkadaşlarım tabii görmediği için komple dedik bir İsviçre turu yapalım. Yani bugün yaptığımız en güzel gezilerden bir tanesi olacak benim de. Çünkü araba kiraladık. Arabanın kolaylığı da var tabii, zorluğu da var. İsviçre gibi medeni bir ülkede yani aracın çalınması veya başımıza bir şey gelmesi çok zor bir olasılık. Yani bir İtalya değil burası. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan da gezimize devam edeceğiz zaten. Görüşmek dileğiyle. Şu an trafik mevcut. Burası da Luzern demiryolları. Daha doğrusu Luzern istasyonu. Demiryolları diyor. Görüyorsunuz Hollanda'daki gibi burada da bisiklet ve seyahat şehir içerisinde popüler. Biliyorsunuz Migros İsviçre markası, bizdeki Migros. Dön. Dönüyorsun abi. Buradan dönüyorsun. 600 metre sonra hafif sola yönelik. Evet, istasyon burası. Yine merkez otobüs garajı.
Evet, harika bir görüntü var. Tam Luzern'in merkezi burası. Bu gölde tekneyle gezinti turlar düzenleniyor. Vaktimiz de kısıtlı olduğu için çok fazla inmeden araba içerisinden görüntü almaya çalışıyoruz. Çünkü tamam çıkarız dolaşırız ama vaktimiz kısıtlı. Evet, çok gezeceğimiz yer yani. O kadar güzel yerler var ki daha oralara varmadık. Kısmetse inşallah. Hafif sola yönelin. Evet, ardından tüm düz ilerleyin. Sola dönüyoruz. Böyle gezmek daha güzel. Evet, aynen öyle. Sola abi. Evet. Buradan böyle artık kiliseydi, bilmem neydi. Çekeceğiz, yapacak bir şey yok. Tüm düz ilerleyin. Tamam, ardından sağa dönün. Evet, kullandığımız programda şu an Google'u kullanıyoruz devam ama. Devam et diyorum. Abi, evet, devam et abi. Burada trafik kurallarına acayip riayet ediliyor. Yani yaya geçidine durmazsan var ya büyük ardından bir sola problem. Buradan sağa dönüyoruz. Evet. Şimdi burada Aslan Anıtı diye bir yer varmış. Buraya geldik. Zamanında İsviçre askerlerin katledilmesi sonucu dikilen bir anıtmış. Sokaklarda şu anda sürüyoruz. Gördüğünüz gibi müstakil evler. İnsanların sanki bu konutlarda yaşadığı belli değil. O şekilde bir sakin bir ortam var. Bu satın almış olduğumuz 400 metre program, sonra Dönel Adada ilk çıkışı kullanın. Takip edin 4. Her yere gidebiliyoruz. Bu GPS de çalışıyor sadece. İnternete gerek yok. Haritalar var. Haritaları yüklüyoruz. Ülke haritalarını. Zaten ülkelerin haritaları güncel. Bizimki gibi her şey değişmiyor onlarda. İlk çıkışı kullanın. Town'dan geçiyoruz diyelim yani. Şehir. Ha, şehir yani. Sol tarafta. İsmi de bilmiyorum. Buralar şehrin üstüne gelmiş gibi. Aynen öyle. Bir yol yürüyüşü mü yapmışlar? Ha, borular geçiyor oradan. Evet Behçet Bey, hem görüntüleri
arkadaşlara sunalım hem de sohbet edelim. Bu sol taraf çek, sol taraf. Gezi'deki arkadaşlık konusunda sohbet edelim. Yani benim bir öğretmen tarafından dolandırılmam konusunda ne diyorsun? Yani bunu tabii ki bütün öğretmenlere mal etmemek gerekiyor ama bazı kanı bozuklar oluyor böyle işte. Arkadaşını senelerce de olsa bazen tanıyamıyorsun değil mi? Adliyeye intikal etmiş bir konu hakkında yasalar çerçevesinde yorum yapamıyorum Taner Bey. Neden? Ben hukuka çok saygı duyan bir insanım. Ülkemizde de hukuk sistemi malumunuz dünya standartlarının üstünde. İsviçre'den almışız birçok kanunu. Buranın bir üstünde olduğu için yasalara saygı duyuyorum. Yalnız bu kanuna intikal etmiş bir... Kanuna intikal etmedi bu ya. En fazla şube müdürüne intikal etti. Şube müdürü dedi ki bana ne A.Q dedi. Evet. Borç para vermişsin, alamamışsın. Devletin ne işi var? Vermeseydin dedi. Onunla uğraşacağız dedi. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Haksız mı abi? Kadın haklı. Hayret evet. Bir şey. Şuradan. Sen uçaktan inerken bir de $100 ver. Nereye gittin?